Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Çin'de devam ediyoruz. Şu anda plat 2'yim. Birlik düştüm maalesef. Yani biraz aslında şikayetçiyim oyunun gidişatından şu son yamada. Sonlarda biraz daha en azından daha şeyim yamaya hakimim ama şöyle bir sorun var artık. Yani taktik savaşları gibi değil. Jinx, Draven, Kyle tak savaşları gibi bir şey. Kim onlardan bir tanesini iki seviye yaparsa, bir iki item koyarsa, düzgün item koyarsa kazanıyor gibi oyunu. Bu oyunda da size bunu tahminen göstereceğim. İlk 8'in 6'sında muhtemelen bunlar carry olacak. Hani biraz daha böyle gerçekten taktik olsa, bir şeyler antilese, tuhaf şeyler olsa falan istiyor insan ama maalesef böyle şeylerde söz konusu olmuyor. Şunu bir alalım. Ne olur ne olmaz. Bir tane soylu alalım. Yani çok sık görmeye başladım bunu ve biraz sinir bozuyor. Çabalıyorsunuz hani erken mesela artık şeyler olmuyor. Bu benim yaptığım genelde erkenci kompozisyonlar falan olmuyor işte ne bileyim. 3 tane soylu, 3 tane yanına şekil değiştirici, şunlardan bunlardan falan. Çünkü çat diye bir tane adamınız öldüğü anda Jinx bir kopmaya başlıyor. Çat diye direkt ölüyorsunuz. Veya Draven bir vuruyor. Direkt 3 yıldızlı adamınız 2000 canı var, 500-600 hasar yiyor. Deli gibi yani direkt yarı canını kaybediyor neredeyse Draven'ın bir vuruşuna. O yüzden hani biraz sinir bozucu bir yama olduğunu düşünüyorum. Ben bir denge getirilmesi lazım, bir şeyler yapılması lazım. Çünkü bu durum baya can sıkıcı. Şöyle iki tane bari şey yapalım. Buradan alacağım biri var mı? Bozmak istemiyorum burayı ya. Sen de git bari şöyle oyna. İyi güzel itemlarla başladık bu sefer ama gelen adamlar biraz karma karışık geldi. Şövalyemiz var iki tane. Vahşimiz var. Belki buradan dövüşçü de çok gidiliyor. Neden? Çünkü V gidiliyor. Neden V gidiliyor? Çünkü Jinx gidiliyor. Jinx gidildiği için en güzel diğer hextech'lerden hextech direkt V. V olduğu için de herkes takımın ön tarafını genelde zaten şöyle yapıyorlar. Ya ön tarafı şövalye koyuyorlar ya ön tarafa işte soylu bonusu yapmaya çalışıyorlar bir şey yapıyorlar ya da dövüşçü koyuyorlar ki ön saf güçlü olsun arka taraftaki adamlara şans tanınsın falan diyerekten. Şimdi buradan bir seviye atlayalım biz. Çok güçlü değiliz ama ne yapalım. Şimdi ne gideriz? Tabii belli değil. Yine benim de muhtemelen gideceğim şey ya Jinx ya Draven olacak. Çünkü oyun sonuna kadar bir şekilde gidiyorsunuz ama oyun sonunda o adamlardan bir tanesi 2 seviye olduysa üzerinde de 2-3 item varsa direkt yalan oluyorsunuz. O yüzden bizim de yapacağımız, karşı koyabileceğimiz bir taktik yok. Bir ihtimal işte Cho'Gath falan güzel itemlarla ulti atarsa falan ama Cho'Gath da gider dünyanın öbür tarafına ulti atarsa yalan. O yüzden Draven, Jinx falan çok daha garanti. Çünkü adam direkt bir kişiye vuruyor yani ıskalama şansı falan yok. Hani karşı taraf yorulsa ama yani hani o da uçuk örnek. Hani sizin de önerileriniz varsa arkadaşlar şu ana kadar benim gördüğüm en iyi karşı taktik bu Jinx ile Draven'a karşı Assassin veya şey gitmek. İşte 4 tane ninja falan gitmek direkt tekleyebiliyorsunuz ama şöyle de bir durum var. Siz atıyorum solda bir tane Draven'ın yanında bir Lucian var sallıyorum. Siz Lucian'ı keserken 1-2 kritik atamazsanız onu keserken Draven birini kesmiş oluyor. En yakınları size olduğu için size vuruyor. O da bayağı ayrı bir sıkıntı. Bu tur şöyle rastgele alalım adamları da. Hani ondan sonra sizin 3 itemli assassininiz ölüyor eğer üzerinde tekrardan yeniden doğma yoksa. O yüzden ben çok emin olamadım ya bu şeyde yani nasıl yapmak lazım, ne yapmak lazım falan diye biraz dediğim gibi biraz ağlamalı bir başlangıç oldu bu videoya ama yani hiç hoşnut değilim bu son yamada. Jinx'in geldikten sonra zaten böyleydi ama artık herkes keşfetti ve herkes öyle gidiyor. Şu anda başta tabii ki Jinx Draven olmadığı için rastgele gidiyor insanlar. Ama yakında göreceksiniz şöyle bir 3'ün 4'üne 5'in 4'ünün 3'üne falan geldiğimizde oyunun yarısı zaten oraya dönmüş olacak. Bu benim için de geçerli artık yani dediğim gibi çünkü onu almazsanız oyunu kazanamıyorsunuz. Bakalım. Şimdi buradan güzel bir şeyler yapma ihtimalimiz var mı? Hmm. 6, 8, 10. İşime yarayacak bir şey yok ya. Bari para kazanalım. Sonuncuyu tutabilirdik. Şöyle yapalım ya da kazanırsak tutarız. Şimdi şuradan elektrik veresim var ama bu itemları daha güzel şeyler çevirme imkanımız var. Atıyorum bir tane Draven çekersek elektriktense bir tane bombardıman topu çok daha
mantıklı oluyor. Çünkü olduğunuz yerden hiç kıpırdamadan sürekli balta atıp durabiliyorsunuz. O yüzden biraz daha sakin olacağım. Yenilirsek en azından biraz aşağı taraflara gideriz. Bizim adam deli gibi öldü. Buradan kurtulmamızın şansı yok zaten. Şunu satalım. Şimdi bu kalmaz bize. Biz neredeyiz ya? Şimdi bir tane kılıç alabilirsek kılıç alabiliriz. Dediğim gibi kalmadı zaten. Kılıç var mı? Kılıç da yok. Yine unuttum nerede olduğumuzu. Hiç hoşnut olmadığım itemler. Hiç emin olamadım ya. Ya Katarina alacağım ya şunu alacağım. Bunu alalım bari. Ay ay. Item konusunda bayağı sıkıntılıyız şu ana kadar. Şimdi bir level atlayalım. Seni buraya koysak senin 75 değil mi? Ya aslında Rengar gitmeyeceğim tabii. Kesin olarak Rengar gitmeyeceğim ama Rengar gitmeyeceğim için itemları verebiliriz. Ondan sonra yerine daha düzgün bir adam gelene kadar itemsiz oynamaktansa böylesi daha iyi. Çünkü şu an sadece çok fazla atak yemiyoruz. Çok fazla hasar yemiyoruz. Ama hasar vuran adamımız yok. Bari buradan bir ihtimal bizim Rengar bir şeyler yapabilir. İyi, en azından bunu aldık. Şuradan da iki altını şunları da alalım. Mutlu muyum derseniz şu anda gidişat olarak mutlu değilim. Çünkü ne gideceğimiz gerçekten belli değil. Bu bayağı bir göz korkutuyor şu anda benim için. 15. Şurası şöyle dursun. İki seviye bir adamımız yok. Hani soylu gideriz diyebileceğimi kompozisyon yok. Çünkü bunlar bir level'lık adamlar. Bir altınlık adamlar. Zaten her zaman düşen şeyler. Yordle zaten gidilmiyor. Yordle giden ben 2 aydır insan görmedim. İşte bu Yordle'lardan Poppy falan sadece şövalye bonusu için kullanılıyor. İşte bazıları onu carry yapmaya çalışıyor falan. Hani anca öyle bireysel kullanılan adamlar var. Rengar da kesinlikle gitmeyeceğim. Çünkü dövüşçü falan, dövüşçü diyor. Aynen, dövüşçü falan pek bulamadık. Süper. Adam bir skill'le 2 kişiyi dodge'ladı. Helal olsun. Kimi sattığımın bir önemi yoktu yani. Nidalee iki taneydi ama bir şey alamazdık zaten oradan. Ay arkadaş ya. Burada da öleceğiz sanki. Burada ölmeyiz yani, bu çok sorun olmaz. Üzerimizde hangisine giderse gitsin şövalye soylu bonusu bizi tutacaktır. Kime gitti? Rengar'a gitti. Ama velakin hala ben item arayışındayım, adam arayışındayım, güzel bir kompozisyon arayışındayım. Yüksek seviyelerden bir adam gelirse 4 altınlık falan, hani ona göre bir şey kurma şansımız da olacak en azından. Bir tane bak gider para verir şimdi biz oyun. Hayır, para ver de bir ağlayayım burada oturup. Allah seni kahretsin ya. Of of. İşleri iyi giderken paraya okeyim. Çünkü hani level atlarsınız, adam koyarsınız falan da bu kadar kötü giderken de olmasın böyle şeyler. Şuna bak ya. Sabahtan beri disseydik bu Nidalee'leri, Warwick'leri. Yalan dolan ederdik oyunu. 50 altın oynayacağım şu anda, yapacağım bir şey yok. Buradan bir adam koysam yine öleceğiz. Hani beni buradan koyabileceğim veya şuradan koyabileceğim hiçbir adam kurtarmaz şu anda. O yüzden hasar yiyelim. İşte aşağılarda kalalım. Şuradan falan item seçmeye çalışalım artık. Hiç ama hiç hoşnut değilim. Bakalım burada bir ihtimal kazanabileceğimiz bir durum var mı? İşte hani Rengar balamala bir kritik atarsa, gittin herkesin arasına girdin, helal olsun sana Rengar. Aferin sana. Gittik, iki tane item verdik sana. Yaptığın işe bak.
Keko ya. Assassin'sin şu tarafa atlasana işte. Buraya atlamak nedir? Aha bak satamadık. En son anda. Hala işe yarar bir şeyler yok. 39. Gidelim ya. Ne kadar düşebilirim ki? En kötü 50 cana falan düşerim. Önümüzde 2 tur var. Ondan sonra alacağımız item önemli. Bir tane muhtemelen şey alacağım. Nişancayı alacağım. Düşünüyorum acaba şey alsam mı diye. Spatula çıkar, spatula alsam mı diye de. Sanıyorum spatula bizi geri düşürür bu oyunda. Bize böyle güzel atak verebilecek şeyler falan lazım. Hani bir tane adam koymak tabii ki güzel ama onu bekleyene kadar o ölürüz. Hiç gerek yok. Ulan adamın üzerinde soylu bonusu var. Adam kıpırdayamadı bile. Helal olsun sana. 60 can dedik. Direkt bir kere de 50 canın altı, 60 canın altına düştük. Plat 1'den plat 2'ye 5. olarak düştüm. En çok üzen oydu beni. Ondan sonra da 2 kere 8.lik aldım. Yani tabii ondan sonra kazandım, kaybettim bir şeyler falan oldu ama 5. olarak düşünce çok kötü oluyor ya. Bazı oyunlar inanılmaz şans oluyor. Mesela bu oyun ben ne yapayım bu oyuna? Nidalee mi kasayım yani? Aa oyunun başından beri bir tane 4 seviye adam gelmedi. Saçmalık ya. Dediğim gibi 50 altın yapacağız. Bundan sonra böyle yürümeye çalışacağız ama benim pek umudum yok yani. Düşük seviye adamlardan birisi ikisi gibi. Bak şimdi en arkaya Lucian'ı atlar diyecektim. Aynen tam da öyle yaptı. Biraz önce buraya atlayan adam tam gitti Lucian'ı atladı. Neden Lucian'ı atladı? Çünkü Lucian'ın üzerinde soylu bonusu var. Benim adamlarım öyle ölmeyecek adamlara şey yapmayı tercih eder. Aynen git. Stun'ın üzerine atla kanka. Onu bir kesseydiniz bari. Tamam. Bu oyun biraz toksik bir hareketler yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü bayağı moral bozukluğu var. Yani bu lig düşmenin şunun bunun saçma saçma şanssızlıklarla olması. Hani oyunun tamam şansına okeyim. Hani şanslı olsun, şansa dayalı olsun da hani her oyun birbirinden farklı olsun falan. Mesela neden... Neden yani bana orada para düşüyor? Hadi para düştü. Bazı yerlerden adam gibi adamlar çıksaydı falan. Neyse bayağı ağladım. Şimdi Allah'tan diğer adamlar öyle çok güçlü değil de yani şey değil. Buradan aldıkları adamlar çok fazla iş yapacak şeyler değil. Rengar'a şimdi bu item'ı vereceğiz. Bekleyeceğiz ki yerine daha güzel bir şey gelsin. Jinx gelsin, ne bileyim Draven gelsin, şu gelsin, bu gelsin. Bu item'la ne yaparız ama onun hakkında pek bir fikrim yok. Şimdi şu item'i ver bana. Kimi koysak? Seni koyalım da hani... Seni koymak da o kadar sevindirmiyor beni şu an. Başka bir yerlere item falan versem mi diye düşünüyorum. Şunu vereyim de hextech falan patlarsa en azından üzerine gitmesin şeyin. Bizim üzerimize gelmesin. Buradan mesela bir Jinx bulmuş adam iki tane item koymuş. İlklerini görüyoruz işte ama neden sen bu adama vuruyorsun? Neden Jinx'e vurmuyorsun? Allah aşkına bana bunu söyler misin? Vay arkadaş ya. Bir bakalım arkadaşlar şimdi kaç kişide Jinx var, kaç kişide Draven var. Dediğim şeyin size doğruluğunu göstermek istiyorum buradan. Hani daha bulamamış olabilenler var ama şu anda bir bakarım en azından duruma. Tamam sen bir git buradan. Bana ver bunu. Bunu daha sonra satacağımız bir adama vermek istiyorum ben. Fakat o kimdir emin değilim. Şöyle yapacağım. Şöyle dursun. Ondan sonra bakarız. Bunda yok. Bunda bir Draven var. Burada yok. Daha bakamadık bir saniye. Şu savaşı izleyelim de. Daha 3'ün 5'indeyiz. Şu kurtlardan sonra bir daha bir bakarız. Bu adamı yenme şansımız var mı? Yani inşallah. Bir iki kişiyi kesebilsek bir şeyler yapabiliriz.
Oo süper. Hadi 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 hadi. Kop artık. Kesme şansımız var mı? Bu şeyi kesemeyiz ya. Hasarım yok çünkü. En azından bir kişi kesebildik. Yani çok üzülmedim çünkü zaten yenilgi serisindeydik. En azından parayı buradan almayı başardık. Buraya ne yaparız, ne yaparız, ne yaparız? Senle değiştirsem 40 altın. Bir bekleyelim bakalım. Şu anda en mantıklı görünen 6 tane şövalye yapıp yanına Jinx ile korumak. Çünkü hani diğerlerine çok uzağım. Diğer dövüşçüleri falan hani şu anda almaya başlasam ama o 1,5 yıl falan sürer. Şunun bir etrafını kapatalım da. Tek adamımız bu var zaten, o ölmesin. İyi, bir tane item. Okay. Sana bunu veresim de yok ya aslında. Çok da fazla veresim yok sana böyle itemlar. Şunu sana hiç veresim yok. Şöyle bir şey yapsak, bu adama versek. Kırk altıdayız değil mi burada? Şimdi biz savaşırken çok da bakmaya bir gerek yok. Bir bakalım. Bakalım kaç tanesi, dediğim gibi bir Jinx. Hatta Kayle var. Kayle da demiştik. Bu ikisi beraber savaşıyor. Neyse, çok karmaşık karışık ya. Böyle millet birbirle savaşı anlamak zor olacak. Ulti atacak bu Keko. Ulti atmaya gerek kalmadı zaten, kestiler. 25 can. Şimdi burada bir level atlayacağız. Ondan sonra artık bundan sonra şey yapmayacağız. Aldığımız bütün parayı şey yapmaya çalışacağız. Sanıyorum ben bunu Jinx'e vereceğim çünkü ölüyoruz bayağı bildiğin. Şöyle dursun. Onun yanına Jinx koysaydık, ben seviye atladım unuttum. Yani en kötü, en azından Braum falan gitmedi. Şu anda Braum ön saflarda çok fazla dayanamaz. Belki bir ulti falan atar bizimki de. Güzel şeyler yapabilme şansı olur. Hadi arkadaşlar. İyi bari birinciyi kesebildik bu durumda. Umutlu muyum derseniz hala umutlu değilim. Item konusunda bayağı sıkıntılı. Şu konuda sıkıntılıyız. Bu konuda sıkıntılıyız. Şimdi ben buraya onu değil de bunu alacağım. Şurayı şöyle yapalım. İstemediğimiz kimler var? Şimdi Leona önce gelirse Leona ile Braum'u kitlerim. Braum'u o yüzden tutuyorum. Çünkü oradan alabileceğimiz armorlar mesela burada şeyi çok fazla tutacak. Garen'i ön saflarda inanılmaz fazla tutacak. Çivilisinden dolayı çok fazla hasar gelecek bize. Bakalım burada bir şekilde kesebilir miyiz? Adamla ilk saniyeden ulti kazandı. Hayda. Solunda adam var. Mesela ben Assassin olduğumda genelde bu tarz şeyler oluyor. Benim Assassin'im geliyor burada. Bizimki bir tane adam öldürünce Assassin'e dönüyor ama bizimki gidiyor gidiyor şeylere vuruyor. Neyse. Kimi alacağız şimdi? Adam bakıyorum da Kayle mal hiçbir şey yok. Şunu alayım. Yok, şunu almayayım. Gözyaşı alacağım ya. Aynen, ne yapayım, mecburen gözyaşı alacağım. Yani burada Jinx'i başka türlü bufflayabileceğimiz bir şey yok. Tek de çıkar yolumuz o. Yoksa hani bizim öbürlerine falan kaldığımızda sıkıntı çok çok büyük. Şu
Şu item de bizim kompozisyonda inanılmaz kötü. Yani bunu kullanabileceğim bir tek Kyle var. Onda bile güzel olmuyor çok fazla. En azından bunu iki yaptık. Mesela... Şöyle yapacağız da bir kişi daha koyalım. Burada seni atacağım. Senin yerine kimi koyalım? Ulti. Daha sonra satabileceğim bir adam. Mesela seni koyalım da sen sürekli ulti atmaya çalış orada, çabala. Bu biraz şansımız olabilir. Allah'tan bizim üzerimize atmadı ama 6 soylu mu var bu adamda? Yok, 6 soylu yok. Bu sadece bunun üzerinde var. İyi, güzel. Şimdi sanıyorum Braum koymak çok daha mantıklı burada. Değil mi? Aynen, ben Braum'u çok daha mantıklı buluyorum. Şöyle yapacağız. Sen şurada durabilirsin ama iyi yanı arkadaşlar, hem buna hem buna şu anda Braum bir sürü şey verebiliyor. Hani o yüzden çok mantıklı. Kyle geldi. 3-5 oldu değil mi? 6. eksik var mı? Bir dakika. 3-4-5 kim eksik bizde? Lucian mı eksik? Aynen, bir tek Lucian eksik şu anda. Bakalım. Olmadı, şunu satalım da item'ını biz şeye verelim. Bizim adama. Abi nasıl oldu da sen öldün? Şey mi öldü? Şuna mı öldü acaba? Aynen, sanıyorum onu öldü. Bu ulti atmasın. O da ulti atmasın. İyi, çok güzel. Korkuttu biraz ya. Burada yenilebilirdik. Şu an 14 can. Bir tane yenilgi, yani çat diye gidebiliriz. Braum geldi. Braum'un yerine bir şeyler koyacağız. Şu ikisini satsak. Satsak mı şu ikisini? Seni koyalım şimdilik. Bir daha eğer bir tane Braum veya Leona bulursak yine aynı şekilde yapacağım. Bizim soylulardan birini atacağım. Lucian gelirse tamam. Lucian'la oynarız ama diğerleri çok mantıklı olmaz. Hani diğer kompozisyonlar şu anda 9 seviye olmaya çalışmak çok saçma olur. Keşke bu item gelmeseydi ya. Bu item dışında herhangi bir item daha iyi olabilirdi. Bu bile okey en azından şu anda. Kalkan malkan versek mi? Kalkan da çok mantıklı olmaz. Şöyle yapacağım. Bunu alsak koysak. Ya bazen aslında bunu gitmek çok daha mantıklı oluyor şu anda Garen'in olduğu yere falan koymak açısından ama şu çok geç kaldı Sejuani'nin gelmesi. O yüzden daha büyük bir sıkıntı. Bakalım burada birilerini kesebileceğiz mi? Ultis kime gidecek? Garen'e gitti. Neyse, Garen çok etkilenmedi bundan. Yani bir tane birini kestik. Şimdi Jinx kopacak. Jinx koptu. İyi, harika. Çok güzel. Alabileceğimiz birileri var mı buradan? Yok. Tamam, bu güzel haber. Yerine seni mi koyacağız? Böyle yaptık mecburen. Burada bir şeye kurban gidebiliriz ama ne yapalım ya? Şimdi bakalım. Carry bir tane var. İkinci carry. Burada yok. Hayret, burada da yok. Burada var. İki tane var hatta. Burada da var. Ben de varım. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar 7 kişi hayatta, 5 tanesinde bunlardan var. 2 kişi de sadece yok. Herkes aynı kompozisyona giriyor. Ya Draven ya Jinx. Ya Draven ya Jinx. Ondan sonra yanına tabii başka ek adamlar da istiyorlar ama. Abi bir stun'ı mutanı sallayın da bize. Tamam, güzel. Güzel. Garen de güzel hasar verdi. Orada Çivili'den çok fazla destek aldı.
Bir çivili daha yapabilirsek ona harika ötesi olurdu. 6 soylu oldu şu anda. Değil mi? Aynen. Bir tane daha alacağım bunu. Seviye 9'a doğru gidebiliriz şu anda. Benim seviyesini arttırabileceğim hiçbir adam kalmadı şu anda. Hani Kayla falan uğraşılmaz, diğerlerine uğraşılmaz. Leona falan olur ama Leona'yı bulmak için de hani bu kadar refresh yapılmaz. Lucian da artık sırf soylu bonusundan dolayı bizde. Şu anda biraz daha oyuna tutunabiliriz. Ama şu item inanılmaz tehlikeli olacak. İndirmek lazım o adama. Mümkün olduğunca erken. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam, harika. Bayağı daha hasar vurabildik. Birinci olabilir miyiz? Öyle çok çok emin değilim. Bir tane yanlış bir şey atıyorum. Bizim şeylerden bir tanesine... Bu arada item bulabilme imkanım var mı? Şunu mu alsam acaba? Şunu mu alsam? Bunu alacağım ya. Bu dakikadan sonra artık çok fazla item bulabilme, yapabilme şansım kalmadı Kyle için. En azından bunu vereceğim. Hızlı hızlı vuruyor. Belki milleti silence'lar, minus'lar bir şey yapar. Hex'teki olan var mı bilmiyorum. Hex'tek gelirse de artık biraz kötü olacak. Uzağa da çok fazla koymak istemiyorum. Emin olamadım şu anda ne yapacağım konusunda. Hex'teki olan var mı? Hex'tek görmüyorum. Hex'tek... Mi var. Hextech yok. Hextech yok. Bir tane Hextech var. O yüzden bunun riskini alabilirim. Buraya koyabilirim adamları. Şöyle yapacağım. Sadece yanına gelirse Kyle biraz daha şey olsun. Ön tarafta bu adam kalsın tek başına. Haydi bakalım. Hadi arkadaşlar, inanıyorum size. Hadi inanıyorum, inanıyorum. Çok güzel, çok güzel. Şu stunlar çok büyük tehlike. Onlardan kurtulabilmek lazım. Şu ana kadar kurtulabildik. İlk 5'e girdik gibi. Ama hala tabii ki riskli anlardayız. Bir tane daha geldi. Kaç altın lazım? 44 altın lazım bizim bir seviye atlamamız için. Neden bu seviyeyi bu kadar istiyorum? Çünkü Hextech patlatmak istiyorum. Bir tane Hextech ortaya koymak istiyorum. Ulti atarsa da çok tehlikeli. Direkt carry'e doğru koşabilen bir tane V'miz olacak. O bize 2 saniye 3 saniye kazandıracak belki. O yüzden önemli. Ayrıca Hextech çok daha önemli. Atıyorum Draven'ın veya herhangi bir adamın ulti atamaması bizim çok büyük avantajımıza gelecek. Bakalım Angel geldi karşımıza. Angel'ın Hextech'i var mı? Angel'ın Hextech'i yok. Ön taraflar biraz tehlikeli. Buraya yardırıyor gibiyiz ama sanki aldık burayı. Güzel, ölmez herhalde. Başka ölen oldu mu şu anda bilmiyorum. Şu anda birinci olmak da mümkün, sonuncu olmak da mümkün. Çok şanssız bir başlangıç vardı ama oralardan buralara gelebildik. Harika. Harika. Şu anda çok memnunum. 37 altın. Kaç altın lazım? 42 altın oradan lazım. 40 altın olacak. Bu turdan sonra bir seviye atlayacağız. Ondan sonra da artık Allah ne verdiyse refresh yapacağız. Ama refreshlik çok bir durum olduğunu söyleyemem. Hatta seni satsak mı ya? 9. adam olarak seni koymamın pek bir mümkünatı yok gibi. Ha, 10. adam, 10. adam olmayacak zaten. Bizde 3 adam bizi ayakta tutuyor şu anda. Kyle... Jinx ve tabii ki bizim Garen. Tamam, bunu tekrardan bizimkine vereceğim. Aslında Jinx'e vermek de mantıklı da. Ben biraz da hızlansın istiyorum ya. Bu biraz hız veriyor mu? Yok, hız vermiyor. Bu sadece mana veriyor. Saf mana. Şöyle yapalım. Fiora ölsün mü? Fiora belki stun mutan atar şuradan. Şimdi bunu kime vermek lazım gerçekten? Direkt oyun başladığı gibi birine ulti atmasını ister miyiz? İsteyebiliriz. İstemeyebiliriz.
Ben Jinx'e vereceğim ya. Bir çılgınlık yap. Çünkü iki kişi vuruyor şu anda. Lucian'la beraber iki kişiye vurma imkanı var. Belki bir ihtimal silence'layabilir birilerini. Güzel yere gitti. Onunki de güzel yere gitti. Kimi ulti atacak Leona? Gözler Leona da. Tamam, Garen'e attı. Harika. Bizim ultiler geri döndü. Biz alıyor gibiyiz. Aynen, biz burayı yalan ettik gibi sanki. Çok güzel. Tamam, bu adamı öldürdük. Şu anda ilk üçteyiz. Kazamız mübarek olsun demiştik. Buraya kadar geldik. Şimdi almamız gereken, alabileceğimiz birileri var mı? Lucian bir şeyler belki lazım olursa. Garen 3 olmaz zaten de. Tamam. Şu an bizim bulabileceğimiz tek şey Lucian. Onun dışında sadece item lazım artık. Bu takımın ulaşabileceği en iyi nokta bu. 9 seviye herkes 2. Yani hani normal şartlarda, yoksa 3 seviye olursa her biri tabii ki çok daha güzel olur ama daha ideal, daha olasıydı bunlar. Bu benim biraz daha kesebileceğim bir yer. Bir takım. Bir de çok iyi yere gitti. Draven'ın üzerinde şu anda şey bonusu var ama. Tamam, biz koptuk. Ha, zaten bu adam hayal etmiş ya. Tamam. Buradan bir galibiyet. Şu aşağı taraftaki adam yense aslında daha memnun olurum ben. İki kişi kaldık. Bu da galibiyet serisindeymiş. Arka tarafı biraz şey yapmak lazım çünkü bu adam yalan edebilir bize. Arkaya doğru koşacaklar bunlar. Şöyle olsa. Yani bunlar buraya doğru yardıracak. O yüzden sanıyorum en güzel şeylerden bir tanesi buydu. Böyle bakınıyorum, öyle yapabileceğimiz, alacağımız bir şeyler var mı diye de. Zaten 1-2 turn kaldı. Hatta bu turn'de yenme imkanımız bile var. Oy, çok yalnız kaldı bizim adam. Of of of. Bizim takım çok açıldı ya. Şu an biraz... Oy, Allah'tan kimse kritik mritik atamadı. İnanılmaz şanslıyım. Belki sol tarafa koysam çok daha iyi olurdu. Kazandık arkadaşlar. Nasıl oldu da o kadar açıldı bizim takım? Neyse. Oyunun başına deli gibi ağlamıştım. Bu oyun biraz sıkıcı geçtiğini kabul edebilirim. Yani benim açımdan da öyleydi. Biraz işte şanssızdı. Ondan sonra şanslı oyunlar geldi. Adamlar geldi. Itemlarla bir şekilde idare edebildik falan. Gördüğünüz üzere tekrardan bir bakalım arkadaşlar. O dediğim işte Draven burada var. Jinx burada var. Draven burada da olması lazım. Draven burada var. Jinx var. Burada Jinx var. Hani herkes böyle. Diğerleri de bulabilse belki giderdi ama yani genelde böyle bu yama benim pek hoşuma gitmiyor. Sizin görüşleriniz ne, onları da merak ediyorum. Belki katılıyorsunuzdur, belki katılmıyorsunuzdur. Ben biraz daha seçenekle artık mesela çok az giden var şeyi. Büyücüyü falan çok az giden var. Çünkü büyücüler çat diye ölebiliyor, tek yiyebiliyor, şudur budur. Böyle sebeplerden dolayı insanlar bunlara gidiyor. Ben de gördüğünüz üzere ben de aynı şekilde gitmeye çalıştım ve bizi de taşıyan Jinx oldu, Kayle oldu. Büyük kerilerimiz bunlardı. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkıcı bir video olduysa kusura bakmayın. Normalde birçok video içime siniyor ama bu video biraz içime sinmedi. O yüzden şimdiden özrünüze sığınıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.